arkadaşlar, saçlara başladığınız zaman romanlardan bize mesaj ver, izleyelim mi? Romanlar ikiye üçe ayrılıyor. Hepsinin ayrı gelenekleri var. İlk önce çıkışlarımız ablacığım böyle balık elbiselerle, bol taşlı, böyle kas tüylü, ağır gelinlik giyiyor. Ağır gelinlikte çıkışını yapıyor. Arkadan kıyafetlerle sıralıyoruz kendisine. Yani hep devamlı farklı modeller üretmemiz gerekiyor. 5-6 tane giyen var bir gecede. 3 tane giyen var, 7-8 tane giyen var. Etekler çok taşlı, motifli, uğraşlı. Mesela bak kelebekler var gelinliğin üstünde. Tek tek taşlarla uğraşılmış. Eskiden prenses etekti. Ondan sonra yani her şeyimiz taşlı. Mesela bir çok sade giyebileceğim balık gelen bir gelinlik diyenler böyle tercih ediyorlar. O bile taşlı. Bir tanesi çıkışları, bunların etolleri oluyor, taçları oluyor, kollukları oluyor. Şöyle diyeyim bak, sünnet anneleri, gelinler. Mesela nişanlıklar dedim ya, böyle eteği düz oluyor. Prenses oluyor, bizde ağır. Yani ağır dediğimiz şey, ağır romanlar bunlar. Ağır romanlar böyle seçiyor. Şöyle göbek göbek geliyor. Taşlar, çiçekler. Etekle oynuyorsun, beden gibi oynuyorsun etekle. Yani o kadar işçilikli. Aman kimseye olmamış her programında kepaze divamım. Roman gelinleri çok detaylı, çok abartılı saçlar, makyajlar istiyorlar. Çok lüks olman lazım ki düğünün ortasında, çünkü herkes bizde şatafatlı giyindiği için gelin olduğun anlaşılsın diye. Çok yüksek saçlar istiyorlar. Çok kirpik, mesela çok büyük saçlar, çok böyle mesela bir saça uyguladığımız belki 20-25 tane saç takıyoruz. Çift kirpik takıyoruz, porselen makyaj yapıyoruz. Çok abartıyı seviyorlar. Bizde özellikle şatafat ön planda oluyor. Gösteriş, saçlarımızı kabarık, full abartı yaptırırız. Elbiselerinin üzerinde ne kadar taş varsa saçlarında da o kadar gösterişli, taşlı olmalarını istiyorlar. Düğünümüzde eğlencemiz, makyajımız, saçımız, takımız, paramız, çoluğumuz, çocuğumuz eğleniriz. Bir hoca halim var. Her kime? Kılığı ondan öğrenmişiz. Makyajı ondan öğrenmişiz. Saç stillerini ondan öğrenmişiz. Evet. Herkesin hayali olmuş. Ama ulaşamamış. Kaliteye konuşmuş. Taşı bile trilyon. Ama biz Swarovski kullanıyoruz, o pırlanta kullanıyor. Aman eline kimse su dökememiş. Diva Bülent Ersoy'a.